Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler biliyorsunuz 5 soru 5 çözüm serimiz vardı ve bu seriyi sevgili arkadaşlarım kaldığı yerden devam ettiriyorum. Bugün sizlerle birlikte 5 tane 2023 AYT'de çıkabilme şansı daha yüksek olan sorulardan sevgili arkadaşlarım seçtiğim sorulardan çeşitli yayınlardan aldığım sorulardan 5 tane sorunun çözümünü yapacağız ki bu sorular birbirinden güzel mutlaka ama mutlaka kaçırmamanız gereken çözümlerini mutlaka görmeniz gereken sorular. Bazı arkadaşlarım bu serinin yorumlarına yazıyorlar hocam sorular daha da zor olsa daha iyi olmaz mı gibisinden sorular soruyorlar ama ben diyorum ki arkadaşlar amacımız zor soru çözmek değil. Amacımız sınavda çıkabilme özelliği daha fazla olan sorular çözmek arkadaşlar. Bundan kaynaklı da sınava yönelik sorular çözüyoruz ki sınavda karşınıza bu tarz sorular çıktığı zaman şaşırmayın diye. Onları da çözebilin diye, onlardan da net kazanın diye bunları yapıyoruz. Evet, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi geçelim sorularımıza. Evet, öncelikle ilk sorumuza bir bakalım. Logaritma x tabanında 3x kare çarpı logaritma 3 tabanında x'in karesi eşit 1 denklemini sağlayan x gerçel sayılarının acaba çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar ben bu soruyu şu şekilde sizlere de yaklaştırmak istiyorum. Bu sorunun çözümünde şunu gözetelim. Logaritma x tabanında 3x kareyi logaritma x tabanında 3 artı logaritma x tabanında x kare biçiminde ben yazabilirim. Daha sonrasında dışarıdaki logaritma 3 tabanında x'in karesi ifadesinde logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma 3 tabanında x biçiminde tabii ki yazabiliriz. Ve bu aşamadan sonra da şuna dikkat edeceğiz. Bakın ben şuradaki x karenin karesi olan 2'yi buradan kaldıracağım ve bunun başına atacağım. Böylelikle logaritma x tabanında x dediğimiz ifadede 1'e eşit olduğu için burası tamamen 2 olmuş oldu. Ve logaritma 3 tabanında x'i şimdi içeri dağıtıyorum. Hadi dağıtalım bakalım. Logaritma x tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında x artı 2 kere logaritma 3 tabanında x de 2 çarpı logaritma 3 tabanında x yapacaktır. Ve dışarıdaki lütfen unutmayın logaritma 3 tabanında x'imiz vardı bir de. Ve bu ifade 1'e eşitmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın. Şurada logaritma x tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında x'in çarpımı. Bunlar birbirlerinin çarpımsal tersleri olduğu için burası komple 1'dir arkadaşlar. Buradaki logaritma 3 tabanında x'i de içeri dağıtalım. Böylelikle logaritma 3 tabanında x çarpı 1'den logaritma 3 tabanında x gelir. Artı 2 çarpı logaritma 3 tabanında x'in tabii ki burada karesi oluşacak eşittir 1 dedim. Şimdi 1'i sol tarafa davet edelim ki ikinci dereceden bir denklem elde edelim. Böylelikle sevgili arkadaşlarım logaritma 3 tabanında x'in karesinin 2 katı bakın şurayı yazdım. Artı logaritma 3 tabanında x 1'i de bu tarafa atarsanız eksi 1 gelir eşittir 0 dediniz. Bundan sonraki aşamada 2 çarpı logaritma 3 tabanında x ve logaritma 3 tabanında x diye ben burayı çarpanlarına ayırabilirim. Bu kısmı da akıllıca ayıracağım. Artı 1'e eksi 1 derseniz çarpımları eksi 1. Şu şekilde çapraz çarpıp topladığınız takdirde logaritma 3 tabanında x elde edersiniz. Ve arkadaşlar artık yan yana toplayıp kökleri bulabiliriz. Buradan logaritma 3 tabanında x eşittir ya 1 bölü 2 gelir ya da logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 1 olur arkadaşlar. Böylelikle 3 üzeri 1 bölü 2 ne demektir? Kök 3'tür. Bakın kök 3 eşittir x olur. Bu birinci kökümüz olsun. İkinci kökümüz de sevgili arkadaşlar 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3 olur. Bizden kökler çarpımı istenmişti. Kök 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsanız kök 3 bölü 3 gelir ki şıklarımızda böyle bir seçenek yok. Ama bunun eşiti olan 1 bölü kök 3 ifadesi mevcut. Cevabımız D seçeneği olacaktı diyebiliriz ilk sorumuzun. Böylelikle sevgili arkadaşlar ilk sorunun çözümünü bitirdik. Geçiyoruz ikinci soruya. İkinci sorumuz yine çok beğendiğim bir soru sevgili gençler. Şöyle yaklaştırayım ben net bir şekilde görün soruyu. K'nın tam sayı olduğu bize bu bilgi verilmiş. Ve daha sonrasında diyor ki x kare eksi 2k x bölü k eşittir 3x eksi 4k demiş. Şuradaki k'yı aldınız. Şurayı şu şekilde çarptınız arkadaşlar. Böylelikle paydadaki k'dan da kurtulmuş olduk. Şimdi bu denklemi bir yazalım. X kare eksi 2kx eşittir 3kx eksi 4k kare dedik. Şunları sol tarafa davet edelim. Buyursunlar bakalım. X kare bakın eksi 2kx. Şuradaki 3kx de bu tarafa geçerse eksi 3kx olarak geçer ve eksi 5kx olur burası. Ve artı 4k kare dediğim eşittir 0 geldi. Bu şekilde bir ikinci dereceden denklem elde etmiş olduk arkadaşlar. Bunu da şu şekilde kaydedelim burada dursun. Şimdi arkadaşlar
Bizden istenen şey x1-2'nin karesi artı x2-2'nin karesi eşittir 45'miş. Burada gençler şunu yapabiliriz. Bakın bizim normal şartlar altında x1 ve x2 diye iki tane kökümüz var. Bu köklerin toplamı bize eksi b bölü a'dan, bakın buranın eksi b bölü a'sından burası 5k gelecektir. Bu bir. İkincisi, köklerin ikişer eksiğini, köklerin ikişer eksiğinin karelerini toplamış değil mi? X1 çarpı X2'yi de bulalım. Bu da lazım olacağı benziyor. C bölü A'dan bu da 4K kare yapar. Şimdi X1 eksi 2'nin karesini açıyorum bakın. X1'in karesi eksi 4X1 artı 4. Daha sonrasında artı. Bir de şuranın karesini açıyorum. X2'nin karesi eksi 4X2 artı 4 dedim. Eşittir 45 olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edin, buradaki 4 ile 4'ün toplamı 8 yapar. Karşıya attığımız takdirde eksi 8 diye geçer ve X1 kare artı X2 kare eksi 4 parantezinde X1 artı X2 elde edilir. Bu da 45 eksi, şunları karşıya attığımız zaman 45 eksi 8'den 37 cevabını verir. Gitgide sanki daha karmaşık bir durum haline geliyor ama birazdan her şey çorap söküğü gibi elimizde kalacak. X1 artı X2'nin 5K olması gerektiğini biliyorduk. Yani burası 5K'ymış. Eksi 4 ile 5K'yı çarparsanız şu kısım eksi 20K gelir. X1 kare artı X2 kareyi bulmaya geldi sıra. Şu ifadenin karesini alırsanız X1 kare artı X2 kare artı 2 çarpı 1. çarpı 2. eşittir 5K'nın karesinden 25K kare gelecektir. Ve x1 çarpı x2'nin siz 4k kare olduğunu biliyorsunuz. Burayı 2 ile çarparsanız 8k kare yapar. Karşıya gönderirseniz x1 kare artı x2 karenin de 17k kare olması gerektiğini görebiliriz. Yani burası da 17k'nın karesiymiş. Böylelikle 17k kare eksi 20k. 37'yi de bu tarafa atalım. Eksi 37 eşittir 0 gibi ikinci dereceden K'ya bağlı bir denklem elde ettik. Ve K soruluyor. Biz artık bu ikinci dereceden denklemi çözersek K'yı bulmuş oluruz. Arkadaşlarım biraz korkutucu bir denklem gibi görünüyor ama aslına bakarsanız şanslıyız. Çünkü 17 sayısı da 37 sayısı da asal. Bundan kaynaklı çok fazla bir çarpan seçeneği yok. Burayı 17K'ya K diye. Burayı da sevgili arkadaşlarım uygun olacak biçimde. Nasıl açalım? Artı 1 ve eksi 37 biçiminde açalım. Çarpımları eksi 37. Şu şekilde toplarsanız 17K ve şurayı şu şekilde toplarsanız eksi 37K'dan eksi 20K'yı elde ederiz. Buradan K eşittir 37 bölü 17 ve K eşittir eksi 1'i yakalarız. K'nın bir tam sayı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Tam sayısı 37 bölü 17 olmaz zaten. Doğru cevabımız eksi 1 olacaktı. Yani doğru cevap E seçeneğinde verilmiş dedik. İkinci sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk ve sevgili arkadaşlarım üçüncü sorumuza geçebiliriz. Üçüncü soru bir karmaşık sayı sorusu, bakalım nasıl çözebiliriz. Şimdi öncelikle sevgili gençler z'yi vermiş bize a artı bi bölü a eksi bi biçiminde. Buna göre z kare artı 1 bölü 2z ifadesinin eşiti soruluyor. Şimdi ben bu bize sorulan ifadeyi sevgili arkadaşlar şu şekilde yazabilirim. Z kare bölü 2z artı 1 bölü 2z biçiminde tabii ki yazabilirim. Buradaki görüyorsunuz şunları, bir tane z ile buradaki z birbirini götürecektir arkadaşlar. Ve böylelikle z bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü z. Şurası 1 bölü 2 çarpı 1 bölü z'nin ta kendisidir. Bu şekilde ayırdım. Bunu hesaplayabiliriz. Z dediğimiz şeyi biliyoruz. A artı bi bölü, bakın 2 çarpı a eksi bi dedim. Daha sonrasında artı, yine 1 bölü 2 çarpanı vardı. 1 bölü z de demek, bunun tam tersi demek. Yani a eksi bi bölü a artı bi'nin, bakın şuradaki 2 katı demek. Şimdi ben bunları toplayabilirim. Burayı eşleniyle çarpalım a artı bi diye. Burayı da eşleniyle çarpalım a eksi bi diye. Bakın şununla şunun çarpımından a artı bi'nin, bununla bunun çarpımından a eksi bi'nin karesi gelecektir. Böylelikle a artı bi'nin karesi a kare eksi b kare artı 2 a bi olur. Artı a eksi bi'nin karesi de a kare eksi b kare eksi 2 a bi olur. Ve bölü diyorum dedikten sonra da paydamız 2 çarpı a eksi b ile a artı b'nin çarpımı a kare artı b kare yapacaktır. Biliyorsunuz eşlenikle çarparken bu durum söz konusuydu. Şimdi üst tarafa bakalım. 2 a b i ile eksi 2 a b i birbirini götürür. Üst tarafta 2 tane a kare
eksi 2 tane b karemiz var. Hatta biz siz bunu iki parantezine alırsanız a kare eksi b kare yapar. Alt kısımda da iki parantezinde a kare artı b kare olduğunu görüyorsunuz. Buradaki ikiler de giderse doğru cevap elimizde kalır. A kare eksi b kare bölü a kare artı b kare bizim doğru cevabımızdır deriz. Bu da bize bakın E seçeneğinde zaten hali hazırda verilmiş sevgili gençler. Üçüncü sorumuzda çözdüğümüze göre devam edebiliriz dördüncü soruyla. Dördüncü soruda 0,8 açık aralığından -3, 3 açık aralığına tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafiği aşağıda verilmiş arkadaşlar. f-gx büyüktür 0. Yani arkadaşlarım fx-gx büyüktür 0 diyor. Yani fx büyüktür gx diyor. fx'in gx'ten büyük olduğu x tam sayılarının toplamı a'dır demiş. Bakalım hangi tam sayılar için f g'den büyük? Yani hangi tam sayılar için kırmızı grafik mavi grafiğin daha üstünde? Bakın arkadaşlar 1 için kırmızı maviden daha üstte. 2 için kırmızı maviden daha üstte. Daha sonrasında 6 için kırmızı maviden daha üstte ve 5 için kırmızı maviden daha üstte. Dolayısıyla 1 artı 2 artı 5 artı 6 diyeceğim. Bu da bize 14'ü verecek. Yani A sevgili arkadaşlar 14'müş. Bir de şu var. G eksi fx var. Yani gx'in fx'ten daha büyük olduğu yerlerde bunların tam sayılarının toplamı b'ymiş. Şimdi biz bir de bunlara bakacağız. Yani bu sefer mavilerin kırmızılardan daha üstün olduğu tam sayıları bulacağız. Maviler kırmızılardan bakın 4'te sevgili arkadaşlarım daha büyük. Başka şurada 7'de daha büyük. Başka da mavinin kırmızıdan daha büyük olduğu bir tam sayı yok. Hocam 8 var demeyin çünkü içi boş onu alamayız. Dolayısıyla 4 ile 7'nin toplamı da bize 11'i yani B'yi verir. Bizden istenen A kere B yani 14 kere 11 istenmiş. 14 ile 11'i kısa yoldan nasıl çarparsınız? 14'ü şu şekilde ayrık biçimde yazdınız. 1 ile 4'ün toplamı 5'i de buraya yazarsınız. 154 bize cevabı verir. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktı ki böylelikle 4. sorumuzu da çözmüş olduk. Geçiyoruz 5'e. 5. sorumuzda aşağıda gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Cidden güzel bir soru. A 0 haricinde bir reel sayıymış ve b ile c eleman reel sayı olmak üzere fx ax kare artı bx artı c'den daha büyük eşitsizliğinin çözüm kümesi de 1 4 açık aralığı olduğuna göre b bölü c oranı kaçtır? Şimdi bizim fx'imiz bu zaten ama ax kare artı bx artı c gibi ikinci dereceden bir fonksiyon yani bir parabolden sadece 1 ile 4 arasında bu fx büyükmüş. O halde benim buradaki ax kare artı bx artı c parabolüm şu şekilde olmak zorundadır. Bakın zorundadır diyorum, birazdan da sebebini açıklayacağız. Şu şekilde bir parabol olduğunu düşünelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sadece 1 ile 4 açık aralığında fx buradaki ax kare artı bx artı c'den daha büyüktür. Diğer kalan bütün yerlerde ise ax kare artı bx artı c fx'den daha büyük olmak zorunda. O halde benim ax kare artı bx artı c'min grafiği bu. Ve bu denklemin kökleri de 1 ve 4. Şimdi madem 1 ile 4 benim bu fonksiyonumun kökleri. Kökler toplamından 1 artı 4 5 gelir. Kökler çarpımından 1 kere 4 4 gelir. Kökler toplamını nasıl bulurum? Eksi b bölü a ile. Kökler toplamını da c bölü a ile bulurum. Bakın arkadaşlar eksi b bölü a 5 ise b bölü a eksi 5'dir. C bölü a da zaten 4'tü. Bizden istenen b bölü c idi. Yani ben şunu şuna bölersem ki a'lar gider burada değil mi? A'lar gitti arkadaşlar. B bölü c eksi 5 bölü 4'ün ta kendisi gelir. Aslına bakarsanız çok zor meşakkatli bir soru gibi durmasına rağmen ufak bir triği var. O triği gördükten sonra bu çorabın söküğünün ucunu tuttuktan sonra gerisi zaten inanılmaz derecede basit sevgili arkadaşlar. Yeter ki doğru yerden tutun. Evet gençler, bu 5 soru 5 çözüm serimizin sonuna geldik. AYT kısmını çözdük. Şimdi sırada bir TYT 5 soru 5 çözümü var. Daha sonrasında yine AYT ile devam ederiz arkadaşlar. Sınava kadar da ara ara bu şekilde videolar atmayı planlıyorum. Daha öncesinde de belirttiğim gibi. Yine unutmadan onu da söyleyeyim. 40 soruda logaritmayı da işlediniz. Dün işlediniz. 40 soruda sevgili arkadaşlarım diziler var sırada. Daha sonrasında ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikler var. Parabol var. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar sınava kadar. Biliyorsunuz ki bilgisayar mal denemelerinde çözümleri yarın başlıyor. Metin yayınları çözümleri halihazırda zaten devam ediyor. Kanalda yok arkadaşlar.
Siz yeter ki çalışmak isteyin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Evet, sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.